Efendim, şimdi nefis. Oyun oynama var, top oynama var. Ya geçen o yarışma, atletler, atletler, maddetler, yarışma var. 80 yaşına adam. Namaz da kılıyor bilmiyorum, tipinden anlayamadım. Ya Rabbel Alemin, gelmiş oraya 82 yaşındayım diyor. Ne olacak? 20 kilometre yürüyeceğiz diyor. İşte koşacak bir de. Tabii yarı yolda kalacak belli de. <laughs> Neyse o zaten hep zenciler kazanıyor. O paraları hep zenciler alıyor. Bir tanesi 10 bin dolar aldı, bir tanesi falan haberlerde gösteriyorlar. Karı erkek, karışık, yarışık girmişler iç içine ya. Böyle bir şey mi olur ya? Allah Allah. Bari erkekler ayrı yapsın. Ondan sonra efendim tabii bizimki beyaz tenliler hiç kazanma şansı yok yani mümkün değil de. Neyse onlar da işte hikaye olsun diye gelmişler. Şey, kalbi duracak orada. Ya ne lüzum var koşturmaya? Koşmak çok sünnette yok öyle. Ne koşuyorsun? Suratül meşi tüzi bu behal mümin. Suratlı yürümek bile müminin heybetini kaçırır diyor hadis-i şerif. Böyle pat 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 pat. Bunlar İslam'a göre uygun şeyler değil. Böyle spor için koşma. Bak yarı yolda kalıyorlar. 20 yaşında kalbi duruyor, öbürünün kalbi duruyor. Bunlar yok ki sahate de uygun değil. Efendim yürümek var. Yürüsün. Ama boş yere yürüme. Holaya gitti geldi gibi olmasın yani mübarek adam. Ya git buradan Edirne kapıyı efendi babayı ziyarete. Yürü tamam. Ama şimdi yürüdün yürüdün 10 kilometre. Bir de geldin eve 10 kilometre. Ne yaptın? Yok niye gittin yani? Bari gittiğin yer Aziz Mahmut Hüdaya kadar yürü. Değil mi şimdi? Fatih Sultan'a yürü. Eyüp Sultan'a git yürü. Cuma sabahı yürü. 3 kilometre, 5 kilometre. En azından camiye giderken her adımında ne var? Bir sevabını alırsın, bir günahın dökülür. Her adımında. 10 kilometre yürüsen camiye, Anladın? Sabah namazına giderken namazı kaçırma ama tabii öyle. Güneş doğar sen 10 kilometre yürüyene Hesabını doğru yap bir camiye yetiş yani. E sen şimdi burada her adımına bir sevap, her adımına bir günah dökülüyor. E öyle yürü ben sana bir şey demiyorum ama enayi gibi yürüyüp yürüyüp yürüyüp. Ne oldu orada niye gittin geldin? Yürümüş olmak için. Spor. Ya ben sana hem spor olsun hem de sevap olsun yani ben sana başka bir teklif getiriyorum burada. Yahu arkadaş kaç kilometre dediler? 20 miydi? 40 miydi? Neyse. Koşuyorlar bir de. 80 yaşına var, işte 70 yaşına var, karısı, erkeği bilmem. Bunlara desen ki, 12 rekat efendim, şu, kuşluk namazı kıl. Nasıl kılar mılar mı çoğu? Tiplere bakarsan çoğu kılacak durumda değil. Ne kuşluk? Öğlenin farzını 4 rekatı kılmıyor. İşte nefis böyle bir şey. Sen ona dediğin zaman ki efendim işte eğlenelim, koşalım, şey edelim. Hiçbir yeri ağrımaz. 2 rekat namaz dedim. İşra bekle, şurada yarım saat, 20 dakika ne orama Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Ama sen bilmiyorsun benim işte benim romantizmam romatizmam da var, yan var. Hiç duymadık bugüne kadar. İki rekat namaz deyince bütün derdini dökmeye başlıyorsun. Nefis böyle yapar. Kazandırmamak için. Senin düşmanın ya. Şeytandan beter nefis var ya bizde. Her şeyi de şeytana bağlaman ya. Yani. Nefis var.